Önce Gezi, ardından 17-25 Aralık, son olarak da 15 Temmuz. 3 yıla sığan bu üç büyük olay Erdoğan'ı öyle korkuttu ki o günden beri devrilme paranoyası içinde yaşıyor. Polisin emrine verilen tanklar da ondan, sivil milislere özel harp eğitimi verilmesi de, sarayın artan koruma ordusu da. Korkuyor Erdoğan. Korkmakta da haksız değil. 10 milyonların ahı var üzerinde. Herkes artık gün sayıyor. Son seçimde elindeki büyük kentleri kaybetti. Kentlilerin, eğitimlilerin, gençlerin oyu eridi. Eski başbakanı, eski başbakan yardımcısı karşısındaki iki partinin liderleri şimdi. Birlikte yola çıktığı kadroyu tamamen tasfiye etti. Yanında kalanlara da güvenmiyor, damadına bile. Partisi kamuoyu yoklamalarında sürekli geriliyor. Bugün seçim olsa karşısına çıkacak iki belediye başkanının ondan fazla oy alacağı görünüyor eskiden çok güvendiği sandıktan da korkuyor şimdi. Ne zaman sıkışsa bir uluslararası kriz çıkarıp kitlesini toparlıyordu, ekonomik krizi unutturuyordu. Beka sorunu deyip muhalefeti hizaya getiriyordu. Bütün aykırı sesleri de susturuyordu. E şimdi işler değişiyor. Beyaz Saray'ın yeni sakinine sevimli görünmek, Kremlin'le de iyi geçinmek zorunda. Ekonomik destek alabilmek için Brüksel'i saldırgan siyaseti bıraktığına ikna etmesi gerekiyor. Yani Akdeniz'de, Ege'de maceraya girmemesi lazım. O yüzden mehter marşlarıyla yolladığı gemileri geri çekti. Ama kriz olmayınca da dikkatler batırdığı ekonomiye, yönetemediği korona krizine, ülkeyi felakete sürükleyişine, yoksulluğa, işsizliğe çevriliyor. Sokakta öfke büyüyor. Erdoğan korkuyor. Mafyadan yardım it istemesi, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin evine balyozla girmesi, yeni cezaevleri inşa ettirmesi, Habire muhaliflerini hedef göstermesi ondan. Zorbalıktan başka çaresi kalmadı. O işi de milliyetçi ortağına vermiş belli. Kopmaları önlemek için dönenleri vuracaklar. Sorun şu ki bu zorbalık karşısındakileri yıldırmadığı gibi birleştiriyor. Aynı sokak çetelerinin saldırısına uğrayan farklı uçlardaki Selçuk Özdağ ile Barış Ata'yı ortak bir direnişe zorluyor. Kılıçdaroğlu ile Akşeneri daha da yakınlaştırıyor. Karşısındaki cephe gün be gün büyürken Erdoğan gitgide yalnızlaşıyor. Bunu da görüyor. Korkuyor. Çok korkuyor.